Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu video ile birlikte kışlık sebze üretim video serimize başlıyoruz. Bu programda sadece kışlık sebzeleri genel olarak ele alacağız. Daha sonra tek tek sebzelerin yetiştirmesiyle ilgili incelikleri anlatmaya çalışacağız. Videonun ilk bölümünde genel bilgiler verelim. Daha sonra tek tek sebzeleri kısaca ele almaya çalışalım. İlk önce kışlık sebzeler konusundaki en büyük yanılgıyı düzelterek başlayalım. Kışlık sebzeler kışın dikilmez. Hatta iklim şartlarınıza göre ilkbahar dikimi yapabileceğiniz sebzeler vardır. Tohumu toprağa direkt ekeceğiniz sebzeler dışında fide yapacağınız sebzeleri Mayıs ayından Ağustos'a kadar geçen sürede ekebilirsiniz. Burada ana kural şu. Kışlık sebzelerin yenen kısımlarını oluşturabilmek için gelişmelerinin ilk döneminde yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle yaz aylarında fide yetiştiriciliğinin yapıldığı bilinmelidir. Bu zamanlama tamamen iklim şartlarınıza göre değişiklik gösterir. Ilıman bir iklime sahip olduğunuz, kışların çok sert geçmediği bir yerdeyseniz Ağustos'ta kışlık ekimlere başlayabilirsiniz. Kışın soğuk geçen bir yerdeyseniz de fideleri Ağustos ayında toprakla buluşturabilirsiniz. Mesela sarımsağı ele alalım. İlk gelişim çağında ılık toprak ister. Baş bağlamak için soğuk toprağa ihtiyacı vardır. Ancak baş bağladıktan sonra içeriğinin zengin olması için ılık toprak ister. Kök bitkilerinde ise depo kök oluşturabilmek için soğuk toprağa ihtiyacımız vardır. Bunlar genelde tohumdan yetiştirdiğimiz sebzeler olduğu için tohumların ekimini öyle bir zamanlamamız gerekir ki kaliteli bir ürün elde edebilelim. Her türün yetiştirme isteği kendine özgüdür. Bütün kışlık sebzeler için geçerli olan su tutma kapasitesi çok yüksek olmayan ancak çok ağır olmayan bir toprakla yetiştirmek zorunda olduğumuzdur. Kış veya yaz sebzelerini yetiştirmek için bahçe toprağımızı sürekli değiştiremeyeceğimiz için çok fazla müdahale şansımız olmayabilir. Tabii kök sebzeler için yumuşak bir toprak her zaman daha idealdir ve yazın oluşturduğumuz toprak yapımız istediğimiz oranda bir yapıdaysa bu tarz sebzeler için çok idealdir. Her türün yetiştirme isteği kendine özgü demiştik ya, bir de yetiştirmeyi düşündüğümüz sebzenin olgunlaşmaya ulaşması için geçen süre açısından erkenci, orta erkenci veya geççi çeşitleri vardır. Bu konu çok önemlidir. Mesela geç hasada ulaşan bir çeşidiniz var ve bunun dikimini zamansız yaptınız. Geç olgunlaşacağı için soğuk dönemleri atlayıp sıcakların başladığı bir zamana denk gelirse bu sefer de tohuma kalkmaya başlar ve kalitesi bozulur. Diğer taraftan erkenci bir çeşidi zamansız diktiğinizde ise lezzetli bir sebze olması için gerekli soğuk hava şartlarını görmeden hasat olgunluğuna oluşur ve hem içeriği çok işe yaramayan hem de lezzet açısından zayıf bir sebze elde etmiş olursunuz. Tabii bu soğan ve sarımsak konusunda büyükbaş elde edememekle sonuçlanan bir üretim süreci olarak da karşımıza çıkar. Soğan yetiştiriciliğinde özellikle sıcaklık ve gün uzunluğu en önemli iki faktördür. Baş bağlamak için 12 saatin altında gün uzunluğu isteyenler erkenci, 12 ile 14 saat arası gün uzunluğu isteyenler orta erkenci ve 14 saatin üzerinde gün uzunluğu isteyenler ise geççi soğanlardır. Soğanınızın çeşidinin bu 3 zaman aralığı içinde hangisinde en iyi yetiştirme periyodu sağladığını çok iyi bilmeniz gerekir. Bu nedenle çevrenizde soğan yetiştirmeyi bilen birilerini takip etmeniz ve onlara göre dikim yapmanız en güzeli olacaktır. Sosyal medya üzerinden soğan tavsiyesi almaya çalışmayın. Yanılma ihtimaliniz yüksektir. Pırasa yetiştiriciliğine gelirsek, iklim şartlarına oldukça toleranslı bir bitki olduğundan çok fazla sorunla karşılaşmazsınız. Kaliteli pırasayı nasıl yetiştireceğinize dair video hazırlıyoruz.
faydalanabileceğiniz bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sarımsak konusuna tekrar gelirsek. Tohum bağlamayan tek sebze türüdür. Oluşan tohum zannettiğiniz yapı yüzünden kafalar karışıyor. Sadece şunu söyleyelim. Sarımsak tohum bağlamaz. Kaliteli bir sarımsak için ılıman iklimin hakim olduğu bir bölgedeyseniz, Kasım ve Aralık aylarında soğuk ve toprak düzeyinde tehlikeli don yaşanan bir yerdeyseniz, Mart ve Nisan aylarında ekim yapın. Sarımsak için tamamen bölgenizin hava şartları etken olduğu için size uygun olmayan bir iklime sahip bir yerde yetiştiricilik yapan birinden dikim tavsiyesi almayın. Yanlış yapma ihtimaliniz yükselir. Havuç direkt tohum ekimi yöntemiyle üretilir ve yazlık ekilecekse Şubat ayından itibaren Nisan ayı ortalarına kadar. Kışlık ekilecek ise Mayıs sonu ile Temmuz sonu arasında ekilebilir. Tohum ekim dönemlerinde 15-20 derece sıcaklık varsa kaliteli bir kök elde edebilirsiniz. Lahana grubu sebzelerinden baş lahanalar, karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası, yaprak lahana çeşitleri ve alabaş gibi türlerin hemen hemen hepsi. Çok küçük detaylar hariç aynı isteklere sahiptir ve tek geçerli kural hasata geleceği dönemlerin bilinmesi ve bunu sizin iklim şartlarınıza uydurmanız gerektiğidir. Lahana konusu detaylara sahip olduğu için belki birkaç videoda bazı püf noktaları vermeye çalışacağız. Marul ve kıvırcık türleri kısa yetiştirme periyoduna sahip olduğu için yılın hemen hemen her zamanı yetiştirebilirsiniz. Önemli olan çeşidin yazlık mı yoksa kışlık mı olduğunu bilmeniz gerekir. Yoksa kışlık bir türü sıcak bir ortamda yetiştirmeye çalışırsanız çabuk tohuma kalkar ve kartlaşır. Iceberg yetiştirmek için de kendine özgü top formunu oluşturabilmesi her iklimde mümkün değildir. Ispanak da serin bir iklim sebzesi olmasına rağmen yazlık çeşitleri de vardır. Ispanağı ilkbaharda ekip yine ilkbaharda hasat edeceğiniz, sonbaharda ekip sonbaharda hasat edeceğiniz ve sonbaharda ekimini yapıp ilkbaharda hasat edebileceğiniz 3 değişik zamanda yetiştirebilirsiniz. Kışı yumuşak geçen yerler ıspanak üretimi için en ideal yerlerdir. Kışınız sert geçiyorsa sonbaharda ekip sonbaharda hasat edebileceğiniz üretim periyodu en idealidir. Tavsiyemiz kışlık sebzelerle ilgili yayınlayacağımız detaylı videoları mutlaka izlemeye çalışın. Daha ediyoruz hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilere ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.